Yani Büyükşehir Belediyesi, Kozan Belediyesi şu anda öncülük yaptı. Garaj, Adana-Kozan arasındaki yolcu otobüsleri sanki zaten... Afyon dönemine dönüldü. Kamulaştırma olarak görüyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Bu konu çok güzel. Efendim, o da Milli Güvenlik Kurulu gibi. Netice itibariyle Büyükşehir ayrı, Kozan ayrı değil. Yani örtüştüğümüz yerler var, örtüşemediğimiz yerler var. Mesela garaj konusunda. Ben halkı ezdirmem. Ben o zaman belediye başkanıysam halkımı ezdirmem. Dedim ki kardeşim buraya otobüs koyun. Otobüs koyun. 6 otobüs var galiba, 6 mı 8 mi? O civarda otobüs koyun. Netice itibariyle şu talebeler, mesela 65 yaş üstü oturdu. Bunlar konuşuldu. Ücretsiz. Fakir mi, fukara mı? Yani belediyedelik bir de sosyal yardım hadisesi. Yani bizim öyle bir misyonumuz da var. Onu da yapmamız lazım. Ve bir taraftan da işte yok herkes kayda ve kurallara uyuyor. Kim olursa olsun. Belki şoför arkadaşlar rahat sorabilir ama toplumun geneli memnun bundan. Ben şimdi %51'e bakarım. %51'e bakarım. Peki. Yani çoğunluk ne istiyorsa belediye olarak da bizim tavrımız halkın menfaati, sağlığı, cebi, bunların hepsi bizi ilgilendiriyor. Belediyenin karışmadığı bir iş var. Çocuğun doğumundan ölümüne kadar her yerde belediye var. Belediye sosyal devletin bir parçasıdır. O zaman o parça olunca ben halkın cebiyle de ilgilenmek mecburiyetindeyim. 10 liraya taşıyacağını 6 liraya taşısın, 7 liraya taşısın. Ha onlar da yok musun? Yok öyle bir niyetimiz değil. Bunlar da biraz balans ayarı yap.